Herkese günaydın. Ben de konuşmama başlarken başta Eray olmak üzere anne ve bebek sağlığı için emeği geçen tüm herkese, bunun için uğraş veren siz sayın meslektaşlarıma çok teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Postpartum kanamalara ben bir giriş yapacağım. Hepimiz biliyoruz ki normal vajinal kanamalarda yaklaşık olarak 500 cc veya sezaryanda verilere göre de değişiyor. 750 veya 1000 cc'ye kadar kanama olabilir diye düşünülen bir kanama miktarıdır. Eğer bundan daha fazla bir kanamayla karşılaşıyorsak buna postpartum kanama olarak nitelendiriyoruz. Ayrıca postpartum kanamaları primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Primer dediğimizde ilk 24 saat içerisinde olan kanama primer postpartum kanama olarak nitelendiriliyor. 24 saatten daha sonra olan kanamalar ise sekonder kanama olarak nitelendiriliyor. Tabii kanama miktarı veriden veriye değişiyor. Geleneksel olarak biz normal doğumlarda 500 cc'nin üstündeki kanama, sezaryenlerde 1000 cc'den daha fazla kanama miktarına anormal kanama olarak nitelendiriliyor ama ülkeden ülkeye bu 750-1000 gibi değişen miktarlarda olabiliyor. İngiltere'de bunu özellikle 500 ile 1000 arasındaki eğer klinik bulgular normal ise tolere edilebilir bir kanama olarak nitelendirilirken 1000 cc'nin üzerindeki kanamalar özellikle orta veya 2000 cc'nin üstündeki de çok şiddetli kanama olarak tanımlanıyor. Bu postpartum kanamalarda aslında ölçüm çok zor. Çünkü hepimiz biliyoruz kantitatif olarak bunu ortaya koyabileceğimiz şu kadar kanama oldu diyeceğimiz bir şey ortaya koymak gerçekten olası değil. Ama eğer bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık olarak yani %1'inden daha fazla bir kanama kaybediyorsa bu gerçekten önemli bir kanama olarak nitelendiriliyor. Bu bize ne anlam veriyor? Yani bu kanama miktarı aslında kişiden kişiye değişiyor. Eğer zayıf bir kişi 500 cc bir kanama bile kaybetse bu onun için aşırı bir kanama olarak nitelendirilebilir veya kilolu bir kişi 1000 cc'den daha fazla kanama olabilir ama onu tolere edebiliyor. Onun için kişiye göre bu kanama miktarını da düzenlemek gerekiyor. Ayrıca şunu bilmek gerekir ki intravasküler volümün azaldığı preeklemptik eklemptik hastalarda az bir miktar kanamada yani 500 cc'nin bile altında olan kanama o kişi için aşırı bir kanama olarak yapıp klinik durumu bozabilir. Yani kişiye göre de bunu düşünmek gerekiyor. Tabii postpartum kanama tanımlamak önemli, bunu ortaya koymak önemli. Çünkü biz biliyoruz ki maternal mortalite ve morbiditenin önlenebilir en önemli nedeni kanama. Ve bu kanama olduktan sonra eğer siz önleyemiyorsanız disemine intravisküler koagülasyondan, böbrek yetmezliğinden, multi organ yetmezliğinden, stroke, hatta daha sonra kronik Sheehan sendromu gibi bir sürü morbiditenin ortaya çıktığı bir spektrum karşımıza çıkabiliyor. Postpartum kanamada akut olarak tanı koyarken aslında biraz da daha önce risk faktörlerini ve nedenlerini de çok iyi bilmek gerekiyor. Postpartum kanama için risk faktörleri arasında ileri anne yaşının olması, daha fazla bir doğum yapan kadınlar, daha önce sezaryen geçirmiş olmak, uterusun fibroid olması, çoğul gebelikler, polihidraminoz olması, şu an günümüzde maalesef ki sezaryen oranlarının artmasıyla çok çok gündeme gelen plasenta yerleşim anormallikleri, olası risk faktörlerini oluşturuyor. Hepimiz biliyoruz ki postpartum kanamanın en büyük nedeni ise altta yatan, ortaya çıkan bir atoni, plasental retansiyonlar, laserasyonlar, inversiyon veya hematom en fazla kanama nedenleri arasında. Şunu unutmamak gerekiyor ki tüm dünyada da aynı şey. Biz bu risk faktörlerini bilelim, gerçekten bilelim. Ona göre davranalım, nedenlerini kollayalım. Ama çoğu kanamalar düşük riskli olgularda da meydana gelmekte ve mortalitede maalesef ki beklemediğiniz anda ortaya çıktığı için bu olgularda gözlenebilmekte. Primer postpartum kanamanın risk yönetimi önemli. Çünkü eğer siz bunu tanıyabiliyorsanız ve zamanında da müdahale ediyorsanız postpartum kanamadan aslında çok korkmamak gerekiyor. Yani ama tüm dünyada yine ortaya çıkan siz yeteri kadar tanıyamıyorsunuz ve geç müdahale ediyorsunuz. Yani kanamanın olduğundan daha az olduğunu düşünüyorsunuz. Geç ortaya girdiğinizde de artık morbidite ve mortalite kaskatı işlemiş olmaya başlıyor. Bunda en büyük neden aslında belki bizim kendi hakimiyetimizde. Çünkü eğer biz postpartum kanamaları tanıyabiliyorsak
ve belli bir protokoller ellerimizde varsa, altyapımızı buna göre hazırlayabiliyorsak, zamanında müdahale etme durumumuz ortaya çıkabiliyor. Ben yine yıllardır deneyimlerin içerisinde gördüğüm, o ilk 2 saat aslında doğumdan sonraki, ister normal vajinal doğumlardan, ister sezaryenlerden sonra ortaya çıkan o 2 saatlik dönem, biz hekimlerin veya ebelerin, hemşirelerin çok alert olması gerekiyor. Çünkü en fazla mortalite yaratan vakaların o sıradaki, o 2 saatteki müdahalenin gecikmesinden dolayı kaynaklanıyor. Onun için hepimiz bununla dikkatli olmamız gerekiyor gibi duruyor. Hep kanama miktarından bahsediyoruz ama kanama miktarını kantitatif ve objektif olarak ortaya koyabiliyor muyuz? Maalesef ki hepimiz öyle koyamıyoruz. Bunun için tüm dünyada kanama doğum sırasında bu kanamaların biriktirildiği torbalar konusu gündeme gelmiş ve tüm Avrupa'da bu kan torbaları kullanılmış. Ama bu kan torbalarının kullanılmasının çalışması da ortaya koydu ki aslında siz ne kadar bunu toplasanız da görseniz de tamamen ortaya koyamıyorsunuz ve mortalite ve morbiditeyi de aslında bunları toplayarak azaltamıyorsunuz. Şunu bilmemiz gerekiyor ki tabii bu akan kanı siz topladınız ama hepimiz doğumlarda, sezaryenlerde sponçlar, kompresler kullanıyoruz. Her ameliyathanenin kendi protokolü şeyinde kendi sponçlarının ne kadar sıvı çektiğini de bilmesi lazım. Yani gözünüz akan kanı veya gördüğümüz kan dışında da o sponçların, kompreslerin ne kadar miktarda ıslandığını veya da gözlememiz gerekiyor. Çünkü siz tahmin edemiyorsunuz. Onlar hep bir kenarda itilirse ne kadar kan kaybedildiğini ortaya koymanız mümkün değil. Biz kendi hastanemizde de sponçlarımız, kompreslerimiz asılıyor ve onların tam ıslak olduğunda ne kadar sıvı çektiğini kendi deneysel bir hemşireler deney yapmışlar, ortaya koymuşlar ve bir tablo halinde ameliyathane ve doğumhanelere asılmış durumda. Postpartum kanamalarda tanımlama ve kantitatif değerlendirmenin dışında klinik ve hemodinamik değişiklikler çok önemli. Elimizde hemodinamik değişiklikler konusunda klinik olarak kan basıncı, kalp hızı, idrar çıkarımı ve oksijen satürasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki kan basıncı nedir? Kardiyak output'ta sistemik vasküler rezistansın çarpımına eşittir. Eğer siz kan basıncını 90 milimenin civarının altında görüyorsanız unutmayınız ki bu kişide muhakkak baz eksikliği vardır. Ve eğer baz eksikliği de varsa mortaliteniz %50'nin üzerine çıkmakta. Yine bir tarafa biz de tıpta 2x2=4 etmiyor. Tabii ki tansiyon düştükçe baz açığı artacak, mortalite artacak ama tansiyonlar normal olan vakalarda da mortalitenin olabileceğini de unutmamak lazım. Yani her klinik antiteyi düşünmek lazım. Ama kan basıncı düştüğü an bunu yerine getirmek için yeterli çabayı harcamamız gerekiyor. Klinik olarak tabii bu verileri değerlendirirken en objektif acaba ne olabilir diye bir şok indeksi diye bir tanımlama ortaya konulmuş. Şok indeksi derken kalp atım hızının kan basıncına bölümüyle elde edilen bir formül kullanılıyor. Eğer şok indeksi 1.1'in üstüne çıkıyorsa burada çok dikkat etmek lazım. Yani sizin kalp hızınız artıyor, kan basıncınız düşüyorsa o zaman morbid ve mortalitenin artacağını bilmek ve ona göre davranmak, hemen müdahale etmek gerekiyor. Laboratuvar bulgularına bakacak olduğumuzda maalesef ki akut kanamalarda hemoglobin, hematokrit cevabı geç oluyor. Koagülasyon değişikliklerine baktığımızda fibrinojendeki bozukluk ilk bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Diğerler daha sonra değişebiliyor. Ama hematokrit değeri 25'in altına düşüyorsa veya düşüş 5 değerden, yani 35'ti 30'a düştü birden, eğer öyle bir düşüşle karşılaşıyorsak o zaman morbidite ve mortalitenin değişeceğini bilmemiz gerekiyor. Masif kanamada fibrinojen ilk değişen koagülasyon değişiklikleri arasında ve onu yerine koymak gerçekten mortalite, demin Ateş Hoca'nın da bahsettiği gibi mortalite ve morbiditeyi azaltma yönünde ilk yapacağımız belki adım olacak plazma ile beraber. Diğer taraftan asit baz dengesizlikleri var. Eğer laktik asidiniz 7.5 molün üzerindeyse, ayrıca pH düşüyorsa ve baz eksikliğini yerine getiremiyorsanız maalesef ki aerobükten anaerobüye giden bir sisle işliyor ve mortalite morbidite oranını arttırıyor.
Postpartum kanamaları nasıl sınıflayacağız? Bunun için sınıflarken hem klinik bulgular, kanama miktarı, laboratuvar bulgular hepsi bir araya getirilerek tüm dünyada bir standartizasyon getirilmeye çalışılıyor. Bu standartizasyona göre yani kan kaybının miktarı, kan basıncının durumu, klinik belirtileri bir araya getirerek bir sınıflandırma yapılmış ve kanamalar 4 gruba ayrılmış. Tabii bütün bunları göz önüne getirip de birden bunu sınıflanmak bize klinik olarak ne önem verecek? Çok belki akut olarak onu düşünebilirsiniz o heyecanda. Ama şunu bilin ki kan miktarı arttıkça klinik bulgular ortaya çıkıyor. Ama bunu daha standartizasyon haline getirmek için ACOG bunu modifiye etmiş. Evreleri 1, 2, 3, 4 evre diye ayırıyor. Eğer siz 1500 sisinden daha fazla kanıyorsanız veya 10 dakika içerisinde 500 sisinden daha fazla bir kanama görüyorsanız işte o zaman klinik bulguların anormal olduğunu ve hem laboratuvar hem de vital bulguların bozulduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak hastanın kliniği bozulduğu an bilin ki bunda 1000 cc'nin üstünde, 1500 cc'nin üstünde bir kanama var demektir. Zaten evre 4 dediğinde de kardiyovasküler kollaps ortaya çıkıyor. Peki postpartum kanamada elimizde hepimizin ultrasonografik görüntülemeler var. Görüntüleme yöntemleri bizim işimize yarıyor mu? Risk faktörleri çok önemli dedik ama aynı zamanda da risk faktörü olmayan düşük riskli grupta da bununla karşılaşacağımızı bilmemiz gerektiğini, ilk iki saatin önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Risk faktörlerini demin belirttim. İleri anne yaşı, grand mal tüberite, daha önce sezaryen, fibroid veya plasenta yerleşim anomalileri. Biz bu üç konuda görüntüleme yöntemleri bizim için çok yararlı. Sizin aslında gebelik izlemleri sırasında ilk ultrasonografilerde özellikle 12. haftada veya 20. haftada yapılan ayrıntılı ultrasonografilerde bence sadece fetüse bakmak değil, plasentayı çok iyi değerlendirilip plasentanın lokalizasyonunu ortaya çıkıp onun aşağı segment yerleşimi olup olmaması veya akreata gibi bir bulguların ortaya çıkmadığının ortaya konulması önemli. Görüntülemede plasental yerleşim anomalilerini ortaya koymak önemli derken acaba hangi kriterler bize bunun plasentada yapışma anomalileri olduğunu gösteriyor? Özellikle biz buna bakarken miyometriumun kalınlığına bakmamız lazım. Özellikle eskiden sezaryen geçirmiş bir olguda mesane ile amniyotik sıvı arasında hem mesanenin çeperini görmek hem de miyometriyal kalınlığı iyi değerlendirmek gerekiyor. Plasenta içerisindeki lakünlerin olup olmaması veya retroplasental hipoikaik alanı hepimizin normal bir plasenta ve uterus arasındaki ilişkiye bakarak iyice değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca mesane duvar anormalliklerini de ortaya koymak gerekiyor. Bunları koyduktan sonra renkli Doppler de özellikle damarsal yapıların fazlalığıyla ve bu damarsal yapıların mesane duvarını invazyonuna doğru götüren bir görüntünün ortaya konduğu takdirde o zaman bunlar da akreata olabileceğinin düşünmek ve tanıyı ona göre belirtmek, izleyen hekimlere de bunu söylemek, doğum sonrasında da bir sorunla karşılaşacağımızı bilerek davranmak çok önemli. Burada kriterleri söyledik. Özellikle plasental yerleşim anomalilerinde ultrasonografi neredeyse %90 bize sonuç veriyor. Yani bunda plasental anormallik var diye söylüyor. Lakün neredeyse olmazlar arasında. Eğer siz plasenta içerisinde multiple lakünler görüyorsanız diğer bulguları görmeseniz bile daha belki bu konuda gözü iyi olan bir kişiye bu kişiyi de gösterip konsülte etmek gerekebilir ki akreata olmasın diye bunu unutmamak gerekir. Diğer bir konu ise postpartum kanamalarda ve klinik bulgularda çok nadir de görülse plasental bir koryanjiyonun tanınması önemli. Eğer siz izlemlerde plasentalarda tümörel bir doku gibi bir yapı görüyorsanız ve color koyduğunuzda orada damarsal yapıların çok çoğunlukta olduğunu görüyorsanız bu konunun gebelik izlemleri sırasında klinik bulgu ortaya çıkarabileceğini, ayrıca doğum sonrasında da sorun yaratabileceğini muhakkak bilmek gerekiyor. Diğer bir taraftan bize görüntüleme yöntemlerinin yararlarında
Vazopriviya'yı da kaçırmamak lazım. Biliyorsunuz ki vazopriviya'da birden amniyotik sıvı açılabilir ve fetal kayıpla karşımıza gelebilir. Onun için bir gebeyi ultrasonografik olarak baktıysanız bunu sadece fetüs olarak değerlendirmemek gerekir. Tekrar belirtmek istiyorum. Plasentayı veya serviksi gördüğünüz noktada color doppler koyarak bir vazopriviayı kaçırmamak gerekiyor. Çünkü vazopriviya olgularında zamanında müdahale ettiyseniz fetal sağlık tamamen iyidir. Ama her zaman da doğumu gerçekleştiremezseniz veya bilmiyorsanız maalesef de ani kayıpla bebeği kaybedebilirsiniz. Diğer bir görüntüleme yöntemlerimiz doğumdan sonra da bizim işimize yarıyor. Plasentanın çıkış evrelerinde özellikle ultrasonografinin de göstergeleri var. Ama en önemli şey eğer bir olgu kanıyor ise, postpartum kanıyor ise plasenta ayrıldıktan sonra yanınızda da bir ultrasonografi aleti varsa plasental retansiyonlar açısından da size iyi bir gösterge olacaktır. Bunu unutmamak gerekiyor. Diğer bir şey ise arteriovenöz malformasyonlar. Yine nadir görünen bir durum ama başa geldiği zaman da çaresiz kaldığımız bir durum. Tipik görüntüsü var arteriovenöz malformasyonların. Postpartum dönemde kanamayla gelen bir kişide bir ultrasonografik görüntü koyabilirsiniz. Acaba mol mü diye düşündüğünüz bazen görüntüler ortaya çıkabilir. Bir color koyarsınız ki damar yumağının o uterus içerisinde olduğunu görürsünüz. Bu arteriovenöz malformasyonlar önemli. Bizim de son 2 yıl içerisinde 2 tane vaka oldu. Bunlardan bir tanesini bahsetmek istiyorum. Arkadaşım da burada bunu karşılayan arkadaşım bir defa doğum yapmış. Firmigravid makat nedeniyle eski sezaryen. Aşırı kanama ile gece ani bir hastaneye gidiyor. Resplasanta diye küretaj yapılıyor. Kanama durmuyor. Tampon konuyor ve bize gönderiliyor. Daha sonra ona baktığımızda hemen ultrasonografik görüntü endometriyum inceydi zaten. Ama arteriovenöz malformasyon olarak düşünüldü. Hemen bir foreyi sonda takılarak traksiyon uygulandı. Daha sonra da embolizasyon yapıldı. Kadının hayatı kurtuldu. Diğer bir hasta ise gebelik boyunca lekelenmeleri olan bir hastaydı. Gebelik boyunca lekelenmesi olan bir olguda özellikle eski sezaryen öyküsü de varsa onlara color koyup arteriovenöz malformasyonun özellikle ağız segmentin değerlendirilip ortaya konması gerekiyor. Bu olgu gebelik boyunca kanadı, daha sonra preterm eylem nedeniyle doğum yapıldı. Doğum arkasından da embolizasyonla ancak kanaması durdurulabilirdi. Ama biz bu vakayı biliyorduk ve doğumdan sonra da radyoloji ekibiyle beraber değerlendirilerek embolizasyonu sağlandı. Diğer bir şey ise ağız segment. Bu da kendi bizim Natmaslak Acıbadem'de Cem Hoca'yla İsmail Hoca'nın beraber müdahale ettiği bir vaka. Neredeyse servikal gebelik denilen bir gebelik olgusu. 15. haftada ya kadar tanısı konulamıyor ve bu olgu 15. haftada önce fetosit yapılıyor çünkü hiçbir şekilde miadına erişemeyecek. Arkasından 15-20 gün bekleniyor. Çünkü neden? Plasental çekilme sağlansın diye. Daha sonra boşaltım sağlanıyor. Bakri foley sondalarla destekleniyor. 11 ünite kandan sonra 1 yıl geçti. Hasta çok iyi, hiç çocuğu yoktu. Şimdi yeniden gebelik düşünüyor. Şimdi postpartum kanamada sonuç olarak bu kadar şey anlattıktan sonra bir kere vital bulgular çıkmadan bu kanamayı gerçekten tanımlamak gerekir. Tanımlayabilmek için de risk faktörlerinin ve nedenlerini bilmek gerekir ve ilk 2 saat bizim için çok önemli olduğunu akıldan kaçırmamak gerekiyor. Bizim amacımız nedir? Güzel bir gebelik geçirilmesi, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı annelerin topluma kazanılması. Onun için erken tanımamız gerekiyor. Yeterli derecede tanımamız gerekiyor, zamanında müdahale etmemiz gerekiyor, protokollerimizi ortaya koymamız gerekiyor ve bu mortalitenin önlenebilir olduğunu ortaya koymadan, ekip ve konsültasyondan kaçınmadan müdahale etmek gerekiyor. Hepinize teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum.